Güvercin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda kuşları, tavuklarımızı ve kazlarımızı da saldık bu arada. Arkadaşlar, bir önceki videomuzda size şu karşı folluğun içinde yatmakta olan yavru güvercinimizin trikomonasis hastalığına yakalandığından bahsetmiştim. Tedavi edilmezse bu hastalık kuşların bir hafta 10 gün içerisinde öldürdüğünden bahsetmiştim. Maalesef arkadaşlar, biz yavrumuzun tekini kaybettik. Bir önceki videoda yavrunun burnun kısmının şiştiğini, tıkandığını ve nefes alamadığını, bundan dolayı kursakta da bir şişme olduğundan bahsetmiştim sizlere. Bir önceki videoyu izlemiş olan arkadaşlar bilir. Ben görmüş olduğunuz gibi şuradaki ilaçları aldım. Bu ilaç tedavisine başladığımda, ilaçları aldığımda ertesi gün kümese geldiğimde arkadaşlar yavrunun öldüğünü fark ettim. Yani ilaç tedavisine başlamadan daha yavrunun öldüğünü fark ettim. Geç kalınmış bir tedavi diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden kuşlarınızın kümese geldiğinizde gerekli bakımlarını, gözlemlemelerini yapmanız gerekir arkadaşlar. Şöyle bir karışımım var. Bu arkadaşlar, karışık yeme uyguladığım bir metabolizma güçlendiricisi, toz şeklinde. Onu da kuşlarımıza uyguluyoruz 2-3 günde bir. Gel 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 gel. Arkadaşlar, kuşlarımız burada yemlenirken ben size bir takım bilgiler vermek isterim. Şimdi trikomonasis hastalığı nedir? Hastalığın belirtileri nelerdir? Peynirleme ve beyaz pamukçuk, ağız içinde oluşan beyaz pamukçuğun giderilmesi için hangi ilaçlar kullanılır? Bu ilaçların dozajları ve kullanım şekillerini kısaca sizlere aktarmak istiyorum. Arkadaşlar, genelde yavru kuşlarda görülen, yetişkinlerde de zaman zaman görülebilen bu hastalık tedavi edilmezse 7 gün veya 10 gün içerisinde hayvanı ölüme kadar götürebiliyor. Bunun sebebi arkadaşlar, bir mantar hastalığı. Kursakta oluşan bunun birkaç hastalık, değişik hastalık çeşidi var. Birkaç değişik çeşidi var.
Bunun bir sebebi kursakta oluşan mantar arkadaşlar. Bir sebebi de üst solunum yolu yani ağız ve burun kısmında oluşan bakteriyel mikroplardan kaynaklı oluşabilecek olan hastalık arkadaşlar. Kuşta nasıl bir etki eder? Genelde kuş derin derin nefes alır. Ağız içerisinde ve yara değil arkadaşlar. Bu iç çiçek ve dış çiçekle karıştırılmasın. Bu farklı bir hastalık. Trichomoniasis arkadaşlar ağız içerisinde pamukçuk ve sarı lekelerin oluşmasının sebebidir. Bunun bir değişik hastalığı da kursakta oluşan mantarın nefes borusunu tıkayarak hayvanın yemesi ve içmesini etkilemesidir arkadaşlar. Yetişkin kuşlar bu hastalığa kapıldığı zaman yem yiyemez, su içemez arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi babası ölen yavrumuzun yuva kardeşine bakım yapıyor. Vermiş olduğumuz karışık yemi ve ilaçlı suyumuzu yavrumuza aktarıyor şu anda arkadaşlar. Bu dönemde yavrular bu hastalığa kapıldığı zaman nefesleri kokar, ağızları tıkanır. Bu gibi durumda anaç güvercinler ana ve babası yavrulara bakmaz arkadaşlar. Nefes borusu tıkandığı için basılan yem nefes borusundan geçmeyeceği için hem hayvanın açlıktan ölmesine sebep olur hem de anaç güvercinler yavrulara yem ve su basamayacağı için yavrular bir müddet sonra kendiliğinden ölür arkadaşlar. Kısaca ben size hastalıkta kullanılan ilacın isminden de bahsedeyim. Şu şekilde Rondizol 40 Fungal Titan'ın bir malı. Arkadaşlar bu ilaç sulara katılmak şartıyla kuşların önüne koyulur. Kuşların bir gün öncesinden önünden sular alınarak kuşların doya doya bu suyu içmesi sağlanır. Bunun dışında kuşlara karışık suyu verdikten 15-20 dakika sonra yem takviyesi yapmak, yemlemek doğrudur arkadaşlar. Bu esnada bu ilaç kullanırken kuşlarımıza girit taşları olsun, vitamin kalsiyum taşları gibi elementlerin verilmesi doğru değildir. Bütün bu başıma gelen olaydan sonra araştırma gereği duydum ve bunu diğer usta kuşçuların da ve birçok kuşçunun da kullandığını gördüm arkadaşlar. Peki Ranizol 40 Fungal kaç paradır diye soracak olursanız piyasadaki şu anki değeri 130 ile 150 lira arasında arkadaşlar. Ama bunlar ithal ürünü olduğu için bu koronadan da dolayı gümrüklerin biraz sıkı çalışmasından dolayı bu ürünler kolay beri Türkiye'ye giriş yapamıyor. Bundan dolayı bu ürünün muadili olan birkaç üründen daha bahsedeceğim sizlere. Yine aynı görevi gören bu ilaçlar kuşların iyileşmesinde etkili olan ilaçlardır. Genelde yavru kuşlarda ağız içi peynirleşmelerde arkadaşlar hipradoksi kullanılır.
3 damla yeterli gelecektir. Bunun yanında Nidazol 250 mg'lık bir tabletin hapın yarısını hasta olan kuşlarımıza vererek tedavisini gerçekleştirebiliriz. Bu tedavi ortalama 4 ya da 5 gün sürecektir. Bunun seyrini gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Bu hastalığın belirtileri arkadaşlar, yetişkin kuşlar yem yiyemez. Ağız içinde ve yavrularda peynirleşme, sarı lekeler oluşur. Burunları tıkanır. Nefes alamaz, ağzından nefes alır. Bu gibi sıkıntılarda bahsetmiş olduğum ilaçları kullanabilirsiniz. Rondizol 40 fungal taysınılmalı olan bu ürün. Tedavi süresi 5 ila 7 gündür arkadaşlar. Koruyucu olarak ise kümeslerimizde her 15 günde bir 2 gün arayla kullanmak doğrudur arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz uzun oldu. Şuradan da size kullanmış olduğum bu ürün farklı bir ürün. Ranidazol 20 diye geçiyor. Ben şu an kümesimde Rondizol 40'ı bulamadığım için Ranidazol 20'yi kullanıyorum. Bu da ortalama 100 lira civarında bir ürün. Bunu da yine 2 litre suya kendi üzerinden çıkan bir ölçek kaşıkla bir ölçek kullanmamız yeterli. 2 litre suya bir ölçek. Bu ise günlük suyun taze olarak önlerine koyulması ve ilacın yenilenmesi gerekir. Bu ise muadil olarak gelen bir üründü. Biz uğraşlar içerisine girdik ve arayış içine girdik. Ancak bu ürünü bulabildik. Bu ürünün şöyle görmüş olduğunuz gibi hapları da mevcut. Bu haplar iç çiçek, ağız peynirlemesi, kusma, yeşil ishal gibi belirtilerde kullanılabilecek haplar. O beyazdı, bunun rengi ise sarı. Bu da nefes darlığı, üst solunum yolu, ıkık ve balgamlara iyi gelen bir hap. Yine Ronidizol'un arkadaşlar hap versiyonu bu da. Bir de görmüş olduğunuz gibi şurada herkesin bildiği meşhur Hiprodox. Bu Hiprodox Plus arkadaşlar, Hiprodox'un öğrendiğim kadarıyla ismini birebir kullanamayacakları için Hiprodox Plus adı altında piyasaya yine aynı etken maddede ürünler çıkartıp kullanılabiliyor arkadaşlar. Bunu da yine kuşlarımızın ağzına üçer damla olmak şartıyla kullandığımızda yavruların ve yetişkin kuşların ağız içi peynirleşme, pamukçuk ve hıkık gibi problemlerine çözüm olacağını düşünüyoruz. Benim bu konuda edinmiş olduğum bilgiler bunlar arkadaşlar. Almış olduğum ilaçlar da bu şekilde. Araştırmalarım sonucunda da size önerebileceğim ilaçlar, diğer usta kuşçuların da bu konuda yapmış olduğu paylaşımlardan edindiğim bilgiler sonucunda bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım kanalıma faydalı videolar çekiyorumdur. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz bize şevk gelir ve daha değişik videolarla karşınıza gelmeye çalışırız. Yavru ve yetişkin kuşlarda peynirleme gibi pamukçuk ve sarı lekelerin
akıntısı ve burun akıntısı gibi sıkıntıların giderilmesinde bugünkü videoyla karşınıza geldim. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.